Hayırlı geceler ona. Biz şarap içmeyiz Şahin Bey. Yunus mu işte Hacı? İzniniz olursa... ben burada... dergahınızda kalmak isterim. Önce Sarraf'a varalım. Oradan da kumaşçıya varırız. Valide Sultanım. Sahibi. Alışverişe inmiş idik. Ya siz validem? Fatma abanla bir ahretliğe varır idik. Gülsüm Hanım. Hastadır çoktan. Bekleyeyim sizi. Konuşacaklarım vardır sizinle. Hayrolsun Zahide. İşin gerçeği ortaya çıktı. Biraz daha düşüneyim diye diyemediydim size. Bacım. Gönlü kimde bellidir. Kendisi mi demiştir? Adını dememiştir ama tarif eder. Molla Kasım Efendidir. Siz zahmet buyurmasaydınız. Ana ben düşerim yola. Sorarsan Yunus Efendidir. Gene dinlenmeye de. Bize gelen de konuşuruz. Olmayanı itiraf etmememi istersin benden. Her şerbet içende koklar mısın şarap mıdır değil midir diye. Hem de bir dergâhta. Bey danışmanımdır dedi ama... İşinin beni sigaya çekmek olduğunu söylemedi. Tamamdır İlyas Efendi. Cevabımızı almışızdır. Seni bu iftiraya alet eden kimdir anlamışızdır. Ben gelmem Sarı'ya. Ne demek gelmem beyim? Bundan böyle Candaroğlu konağına dönmem ben Sarı'a. Var ilet babama. Ben burada Tapduk Emre dergahında kalırım artık. Biz biliriz beyim. Sizin söylediklerinizi değil, yaptıklarınızı biliriz. Biliriz ve bu tavrınızı reddederiz. Sanmayın ki şeyhimiz... dahi yolunu yürüyenler iftiraya uğramaktan, kınanmaktan korkar. Sövene dilsiz, dövene elsiz der şeyhim. İftira atanındır. Senin söylediklerini kulakların işitir mi Yunus Efendi? Nasıl benimle böyle konuşabilirsiniz? Danışmanımızsınız. Atam değil. İmdiden kelli danışmanınızda değilim. Varın zulmünüze fetva yazacak danışmanları başka kapıda arayın.
Sen kimin namazın olmayacağını nereden bilirsin? Ne demek namazı boşadır Yunus Efendi? Bu ne demektir? Biz kafiri küfürden çekip kurtarmanın davasını güder iken sen hangi davayı güder de kimin namazı boşa kimin namazı geçe yayarsın? Kasım Efendi, biz kimseye namazının boş olduğunu, dahi kimsenin namaz kılmaması gerektiğini dememişiz. Kullandığımız kelimelerden o manayı çıkaran, o elbiseyi hangi cümleye giydirse aynı manayı çıkarır. Biz bile isteye bir gönül kıranın kıldığı namaz boşa demişiz. İmdi de deriz ve dahi inanırız. Yunus Efendi, sen hadis tahsil etmedin mi Karatay'da? Namaz dinin direğidir, direği. Sen hangi akıl ve hangi yetkiyle bu direği yıkarsın? İftira en çok atana yakışır Kasım Efendi. Ama bile isteği atacak iseniz varın atın. Dilinizi tutacak halimiz yok elbet. Meseleye dair ayet mi gerek, hadis mi? Ortada hepsi. Yerlere göklere sığamadım, mümin kulumun kalbine sığdım ne demektir Kasım Efendi? O günkü ne mal ne mülk ne de evlat insana faide eder. O gün insana faide sağlayacak tek şey, Yaradan'a teslim ettiği arı duru bir gönüldür der şu Ara suresinde. Şeyhimiz de böyle tefsir eder. Şimdi haşa huzurdan, ayeti tekrar ederek dinin direğini mi yıkarız? Ayeti tekrar ile mürtet mi oluruz? Bizim fıkhı da dervişliği de hangi kapıdan öğreneceğimiz bellidir. Şeyhimizin de nice deyip ne demek istediğini sizden öğrenecek değiliz. Batıl sözüne inandırmak için şeyhimizin öğrettiğin kullanman hiç yakışık almasa gerek. Doğruyu eğri için kullanman ayrı bir günah olmalı. Sözün sonunda ne dersin Yunus Efendi? Namaza gerek yok ise dinsiz namazsız bir dervişlik mi tarif edersin millete? Madem küfründen dönmezsin bile isteye devam ettirirsin, o vakit bunun adı dinsizlik etmek ola. Bile isteye de dinsizlik edene dinsiz denir. Biz bu dergaha gözümüz dün açmadık efendi. Hakikat neyse dilimiz kurusa da onu söyler. Senin olmayabilir elbet ama
Bizim hakikat kavgamız vardır Yunus Efendi. Sen gütmeyebilirsin ama bizim insan kazanmak davamız vardır Yunus Efendi. Kavga ile hakikat davası mı güdülür Kasım Efendi? Biz gelmedik kavga için. Uyandırdım mı? Kusuruma kalma. Yat hadi. Ne olur buraya Yunus ağam? Yoktur bir şey. Uyu sen. Kavga mı vardır yoksa rüyamda bir sesler mi işitirim? Bir yerlerde bir şeylerin kavgasını eden birileri vardır elbet. Dinsiz, namazsız bir dervişlik mi tarif edersin millete? Madem küfründen dönmezsin bile isteye devam ettirirsin, o vakit bunun adı dinsizlik etmek ola. Bile isteye de dinsizlik edene dinsiz denir. Burası nefsi levvame faslıdır. Esması ismi celaldir. Zikrin Allah'tır. Allah zikri vaciptir her daim dilinde artık. İsmi Celal'i dilinden düşürmeyen de Allah'ın Celal'ini davet edersin. Tahammül etmek pek güçtür. Burada fazla durulmaz. İhmal etme vazifeni, dahi zikrini. İhmal etme. Geçiver bu celal tarlasından da bir sonraki saftakileri de uyandırıverelim. Estağfurullah. Estağfurullah. Tamı tamına ne dedi Yunus Efendi sana? Hatırında mıdır Adem Efendi? Bile isteye gönül kıranın aldığı abdest, kıldığı namaz değil, boşa demiştir. Allah şahit ben Kasım Efendi'nin dediği manada anlamamışım Ali Taygu Efendi. Benim yüzümden Yunus Efendi ağır sözler işitmiştir Kasım Efendi'den. Tevekkül edilecek söz değildir elbet. Dinsiz demiştir Aleni. Elbette rastgele edilecek sözler değil Güngör Efendi. Ama Kasım Efendi'nin rastgele ettiğini nereden biliriz? İyi de ağam, Adem aslı öyle değil der. Biz burada tarağı mı tutarız pirdaşlar? Yunus Efendi de pirdaşımız, Kasım Efendi de. Ama şerri konularda Kasım Efendi'nin taviz vermediğini de biliriz. Bilir de konuşur olduğunu tartışmak icap etmez. Sohbetiniz balalı pirdaşlar. Sağ olasın Kasım Efendi. Şeyhimiz huzurda mıdır? Huzurdadır.
Vaki ki dün akşam bir hadise yaşanmıştır. Hani sohbet olur, söz gelir. Bilinsin isteriz ki pirdaşlar, sözlerimiz şahsi kanaatlerimiz değil, düsturumuzdur. Şu kapıdan içre kimseye suizan beslemeyiz. Ha bize karşı besleyen var mıdır? Varsa da bilemeyiz. Beslesinler. Bizi bilmesini istediklerimiz bilsinler. Kâfi. Destur Şeyh'im. Gel hele Kasım'ım, gel. Tevafuk oldu Yunus Efendi. İyi oldu sizin de olmanız. Dergahın duvarını örerken Kasım'ım, hiç duvar örecek taş yoktu burada. Taşın da kıtlığı mı olur? Olur imiş. Gerçekledik. Ne yaparsın? Kel kötü perde misali bir duvar olmadan da olmaz elbet. Sürdük katırları Akdağ'a, aldık çekiçleri omzumuza, Akdağ'dan kırdık. Kırdık, yükledik katırlara. Diyeceğim, bizim dergahın duvarlarının inceliği ondan. Dervişan hücrede hu çekse, hayı burada yankılanır. De hele Kasım'ım, nedir bize diyeceğin? Ne diyeyim şeyim? Ne haldaysak bilensiniz. Nereden bilelim Kasım'ım? Dergahın duvarları incedir demişiz. Ama kulaklarımızın az işittiğini deyivermemişiz. Estağfurullah. Ben ne hikayet ederim ne şikayet ederim. Kabulümüzdür her ne buyurursanız. İyi. Beş vakit namaz farz değildir. Estağfurullah. Hani ne buyurur ise kabulündü Kasım'ım? Bizi sınarsınız. Biliriz. Latife ile sınarsınız. Kasım'ım dervişin hasıdır Yunus Efendi. Hem içten, hem dıştan. Öyle olur dervişin ası. İçten de, dıştan da. Dervişin dışı şeriatle, içi hakikatle dolu olur. İmam Şafii'ye sormuşlar, hakikati nasıl buluruz? Eğri ile doğruyu, günah ile sevabı. Doğru ile yanlışı, suçlu ile masumu, iyi ile kötüyü, sözün özü, hakikati nasıl buluruz? Hazret demiş ki, hakikati arayan, batılın attığı oku takip etsin. O okun saplandığı hakikattir. Masumu arayan, zalimin attığı oku takip etsin. Mümini arayan, kafirin attığı oku takip etsin. Musa'yı arayan, Firavun'un attığı oku takip etsin. Ama bana sorar iseniz, kimdir doğru, kimdir eğri, nedir hakikat, ben bilmem. Oku takip edelim der iseniz,
İşte o olur. Yunus'um, odunlar seni bekler. Müsaadenizle şeyim. Neyse pirdaşlar, elbet barışır Yunus Efendi ile Kasım Efendi. İyi de ağam, hangisi hangisinden özür dileyecek? Tasası sana mı düşer Güngör Efendi? Soğanları soydun, yağları küplere koydun da onun tasasına mı düştün? Boş duranın safını şeytan doldurmuş. Yeter ediverin hele pirdaşlar. Hadi, herkes vazifesinin başına. Destur şeyim. Bismillah. Kasım. Deyiver hele. Kimin okunu takip ettin de Yunus'u buldun? Estağfurullah. O vakit nasıl biliriz ki Kasım'ım kim nedir, necidir? Kalbini yarıp da baktık mı ki kim dinlidir, kim dinsiz? Öyle ya, hırsızın cebine, arsızın eline bakıp da anlarsın. Kalbi yarmadan din var mı yok mu nice anlarsın Kasım'ım? Velev ki gözünün önünde 20 sene alnını secdeden kaldırmaya. Nereden bilirsin o bir kafir mi, mümin mi? Belki başkaca bir vazife icabı yapar. Kalp dediğin sanma ki atar durur bir et parçası. Ah, herkesin yumruğu kadar derler. Şuncağız bir et parçası. Marifet ette kemikte olaydı, bu bedene can mı gerekirdi? Kalpten maksat gönül olsa gerek o vakit. Arı bir kalp derken o et parçasının arılığından dem vurur olmasak gerek. Sen medrese görmüşsün Kasım'ım. Tutar da sana düşünceme mantık anlatı verecek değiliz. Estağfurullah. Hakikat nerede peydah olur? Gönülde. O vakit gönül çalabın tahtı. Yerlere göklere sığamadım, mümin kulumun gönlüne sığdım. Ne manası var başka? Gönül çalabın tahtı ise gönlü olan kimseyi incitmemek imandan olsa gerek. Şeriat iman var ise geçerlidir. İmanı olmayanın aldığı abdest değil, kıldığı namaz değil. Velev ki
önünde 20 sene secdede dura. Medine'nin münafıkları peygamberimizin ardında saf tutmadı mı Kasım'ım? Aminna şey. Kasım'ım, Levvame kapısındasın. Bura celal sofrası, pişmanlıklar sofrası, hataları tekrar etme faslı. Tutunma burada. Göç bu diyardan. Geçiver artık bu Levvame kapısından. Geçiver de zikrini tazeleyelim. Hizmetinizle şeyim. Hizmetinle Kasım'ım. Hizmetinle. Malumu ilana gerek yok ama insan nefs sahibidir. Gaflete düşmem diyen, gaflette olduğunu dahi bilmeyendir. Hizmet bize değil, posta değil, zerreden küreye, karıncaya dahi ulu nazarla bakmak gerek ki can taşır. Hakka hizmet dahi en sonunda halka hizmet. Hadi Kasım'ım, durma burada. Bak, sırları aşikar ediveririz sana. İsmail? Ettin mi kahvaltı? Ettik babam. Ellerine bereket. Afiyet ola. Bekle dur hele gel. Bak ısçak ısçak süt var, gel de için ısına. Sağ olasın, istemem. Yunus'u amma varayım derim. Aklım onda. Hayrola? Molla Kasım Efendi ile kavga etmişler gece. Uykumdan uyandım zahir. Sesleri duydum, sordum. Yok, rüyandadır dedi. Neden kavga etsinler ki? Uzun hikaye. Ama Molla Kasım Efendi ağzına ne gelirse söylemiş Yunus Hanım. Yok, daha neler. Dedikodudur o. İtibar etme ki büyümeye. Değildir. Cümle dervişan işitmiş görmüştür. Bir biz uyuyakalmışızdır işte. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Hoş gelmişsiniz Sara. Sizler de hoş gelmişsiniz. Yunus Efendi, beyimiz sizi ünlememi emretmiştir. Hayrolsun Sara. Sebebi ne ola ki? İstifa etmişizdir malum. Sebebini bilmeyiz. Varın, davetimizi iletin buyurmuştur beyimiz. Gereksiz söz ama beyimizden kimin çekinip kimin çekinmeyeceğini bilecek kadar yakın kuluyuzdur Yunus Efendi. Biz Allah'ın kuluyuzdur Sara. Hamdolsun. Çekineceğimiz de, çekinmeyeceğimiz de bellidir. Ama Yunus Efendi hem ayet hem hadisle açıklamamış mıdır vaziyeti ağam? Bunca merakı boşa harcama da mesleğinde ilerle Güngör Efendi. Olaya sebep biziz. Gerçeğini anlatıveririm ağlar. Yunus Efendi bana demiş ne demiş ise. Ben onun dediğinden namaz kılmayın yahut namaz boşadır diye bir şey anlamamışım. Kolay gele pirdaşlar. Eyvallah Kasım ağam. Eyvallah Kasım ağam.
Ne hazırlayıverirsin dervişan Ali Taygo efendi? Soğan yahnisi hazırlayıveririm Kasım efendi. İyi, iyi. O vakit biz yalan konuşuruz Adem efendi. Madem sen Yunus'un dediklerini doğru anladın, biz eğri anladık. O vakit boşuna günah isnat eyledik Yunus efendiye. Estağfurullah Kasım efendi. Biz kimse bizi arkalıya, kimse bize destekçi ola değil söz söylemeyiz pirdaşlar. Hakikat kılıç gibi yarar. Halbuyken tutup da kimse bizden taraf ola. Şu dergâhta bunca senemiz geçmiş, talim etmişiz. Gözümüzü açmışız, Tapduk Emre Sultan'ın dizlerinin dibinde kendimiz bilmişiz. Elbet şu kapıdan içre söz işitilecekse bizim sözümüz ola demeyiz. Kimse bizden taraf ola da demeyiz. Biz yek başımıza da kalsak şu göğün altında doğru bildiğimiz söylemekten imtina etmeyiz biiznillah. Alıkoymayalım sizi de gevezelik ile. Kolay gele, bereket ola. Sağ olasın Kasım efendi. Hakikati konuşur elbet. Biz dahi en eskiyiz aranızda. Ama bu dergaha geldiğimizde şu kapıda Kasım efendi buyur etti bizi. Elbet ağa. Öyledir. Öyledir ama ben anlatamam ki derdimi. Kavga dineceğine azar. Kendine bunca önem addetme pirdaş. Mesele sen değilsin. Mesele başka artık. Anlamadın mı? Hoş gelmişsiniz Yunus efendi. Hoş gelmişsiniz Yunus efendi. Hoş görmüşüz Argun Bey. Buyurun hele. Sağ olasınız. Acelemiz vardır. Sizi ne için davet ettim merak edersiniz elbet. Rahmetli babam Candaroğlu Mahmut bizi şu koltuğa ilk oturttuğu gün kulağımıza dedi ki Yunus efendi. Oğul, benim bu mülkü yönetecek aklım yoktur diye endişe etme. Akıllı kişi akıl sahibinin aklını devreye sokandır. Ya o aklı tatbik için ne gerektir? Yetki mi gerektir? Verilir, vermek ile yetki eksilmez. Bizim adımıza hüküm veren bizim hükmümüzü verir. Gün olur, Candaroğlu mülkü dar gelir, varır Selçuklu Sarayı'na danişmend olur. Olmaz işler değildir bunlar istenir ise Yunus efendi. Ya yetkiyi icra için ne gerektir hazinemizden? Ne kadar miktar gerek ise onu dahi belirlemek sizin yetkiniz dahilinde ola. Hazine emrinizde ola. Yetmeyen de vergi üzerinde tasarrufunuz ola. Eksik olmayasınız Argun Bey. Karun olma imkanı sunarsınız şu garip dervişe. Ama Karun olmak için çıkmadık yola. Harun olmaktır muradımız. Elbet öyle Yunus efendi. Belli ki siz başkaca çabalar tercih edersiniz. Hakkınızdır elbet. Aklınızdan dahi manen yetkinliğinizden şüphemiz yoktur. Birçok hikayeler yaşamışız sizinle ve gerçeklemişiz bunları.
biz de isteriz. Ve destekleriz ki Yunus Efendi çıksın meydane, sersin postunu dergahına ve ahaliye işin gerçeğini anlatıversin. Anlatıversin ki kifayetsiz muhteriz, kendinden menkul şeyh efendiler ahalinin divanı bulandırmaya. Böyle bir hizmet görene biz ne demeye imkan sunmayalım Yunus Efendi? Biz ahaliyi hak yoluna çağıran hangi şeyh efendinin talebini çevirmişiz? Hangi dergaha bir ihsanda bulunmamışız? Bizden ne istemişler de vermemişiz? Doğrudur elbet Ergun Bey. Ama müsaade buyurursanız, biz post peşinde değiliz. Dost yeter bize. Kendimiz arayıp bulmuşuz kapımızı çoktan. Kimseye sunacak bir şeyimiz de yoktur. Anlatıverecek bir davamız da. Kendimiz dahi arar dururuz şeyhimizin çırası ışığında. Böyleyken arayan arayana ne vere, ne anlatıvere? Pirimiz Ahmet Yesevi Hazretleri başına sarık sarar, kendine mürid arar ahir zaman şeyhleri. Biz fakir ahir zaman şeyhi olacak kadar dahi şeyh değiliz. Durduğumuz Tapduk Emre kapısına mürid olmaktır tek arzumuz. Başkaca da bir arzumuz yoktur bu yalan mülk üstünde. Müsaadenizle. Yunus Efendi'ydi sanki. İstifa etmemiş miydi? Etmiş idi. Geri mi döndü vazifeye? Sorguya mı çekersin bize hatun? Seni ne ilgilendirir bunlar? Var işine. Nereye gidersin böyle? Size varır idim. Huzurunuza. Pek bir keyifsiz görünürsünüz lakin. Ya Allah. 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 Ya gününüz hayır olsun Yunus Efendi. Akıbetimiz hayır olsun.
ocak için odun almaya gelmiş idim ben de. Şeyhim de bana odun kırıver buyurmuş idi. Zahmet vermeyin siz. Estağfurullah. Bey danışmanlığından istifa etmişsiniz. Öyle gerekti. Öyle oldu. Hayır olsun inşallah. Dergâhta ihtiyaç hasıl olmuş demek ki. Öyle olmuş. Olanlar olmuş. Hayır olmuş. Zahmet verdim size. Bana biraz da çıra gerek ama ben kırıvereyim. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Bunca üzmeyin kendinizi. Elbet bir yolunu bulursunuz siz. Danışman mı yoktur size? Gerekse haber salarsınız Selçuklu'nun dört bir yanına. Elbet öyledir. Ama Yunus Efendi'nin istifa etmesine değildir canımızı sıkmamız. Başka mesele olsa da üzmeyin canınızı. Neyi hal yoluna koymaya yetmez ki gücünüz? Sizden kudretlisi mi vardır? Zahmet dahi buyurmazsınız, emredersiniz kolcularınıza, her şey hallolur. Biz yalnız bırakasın Hatun. Müsaadenizle. İsmail, Kasım Amin'le tartıştığınızdan bahsediverdiydi. Çocuk işte. Öyle sanmış Zahir. İyidir Kasım Efendi. Bir şikayetimiz yoktur kendisinden. Allah razı olsun. Gecesini gününe katar, uğraşır didinir işte. Allah razı olsun Efendi. Cümlemizden inşallah. Saraya! Emredin beyim. Saraya, yanına kolcularını al. Tapduk Emre dergahına var. Oğlum Şahin'i al gel. Ya vermezlerse beyim? Ne demek vermezler ise Sara? Sen Canlaroğlu Bey'inin kolağısı değil misin? Vazifeni yap. Emrimize karşı gelen olursa dergahı muhasara altına al. Direnen olursa tarz edin. Emriniz başım üstüne beyim. Davranın ve atları hazırlayın. Tapduk Emre dergahına gideriz.
Yunus Ağam halim Selim'dir değil, tepesine çıkarsın. Bak hele şuncağızın ettiği sözlere. Boyundan büyük laf etmek yakışır mı her kişiye ufaklık? Senin ettiğin laflar değil boynu. Göğü aşar Kasım Efendi. Hele deyiver bakalım ne laflar etmişiz? Dinsiz demişsin Yunus Ağam'a. Başka diyecek laf mı kalır? Sen ne deyi bu yönlü işlerle uğraşırsın bilmem. Var git mutfağa Ali Taygo Efendi sana bir şerbet döküversin de ağzın tatlansın. Hadi. Ağzımızın tadı yerindeydi de. Kasım Efendi, diyecek bir lafın varsa bana de. Yunus Ağam'la uğraşma. Bak hele. Bak hele. Bak hele. Hiç arzu etmeyiz ki dergahı muhasara edelim. Ali, Hasan. Siz dere kenarında gözcülük edersiniz. Emredersiniz ağam. Yasin, sen de dere kenarında muhkim bir yerde ol. Emredersiniz ağam. Destur Yunus Efendi. Geleli Adem Efendi. Söyle hele. Benim yüzümden ağır sözler işittiniz Yunus Efendi. Kusuruma kalmayın. Ne kusurum var ki kalalım Adem'im? Ben dedim dediklerinizi Kasım Efendi'ye. Dediklerimizi demende bir kusur var ise, kusur bizdedir. Estağfurullah Yunus Efendi. Ben bilmenizi isterim ki, Kasım Efendi'nin dediği manada anlamamışım sözlerinizi. Şeyhimiz seni Kasım Efendi'nin terbiyesine vermiştir. Kasım Efendi'nin ilmine güvenmek gerek. Hadis bilir, fıkıh bilir. Konuştuğunu bilir de konuşur. Belli ki biz meramımızı aktaramamışız. Estağfurullah. Senin Kasım Efendi'nin sözünden çıkmaman gerek. E hadi kucakla bakalım. Yavaş. Yavaş düşersin. Düşe düşe düşmesini de öğrendik evvelallah. Ordu mu gelir buraya? Hayırdır inşallah.
Pirdaşlar, işimize gücümüze. Olsun Sara. Beyimiz beyzademizi alıp gelmemizi buyurmuştur. Bey dayımıza iletmemiş misiniz? Şahin gelmek istemem der. İletmişiz Kasım Efendi. Ama emir buyurmuştur. Varın alın gelin deyi. Bey de Sara nasıl olacak? Adam gelmem der. Hele bir de biz konuşalım Kasım Efendi. Sarı ağa, sarı ağa. Sarı ağa, böyle olmaz. Biz haber veririz bey dayımıza. Dur hele biz anlatırız. Sarı ağa. Şeyhimiz yoktur dergâhta. Şeyhimiz olmadan olmaz. Yunus Efendi, şeyhiniz nerededir? İşte öyle canlar. Hazreti Adem tohumu ilk toprağa düşüren idi. Yani çiftçilerin piri. Hazreti Şit dokumacıların piri. Hazreti İdris iğneyi ilk icat eden. Ona deliği açıp ipliği ondan ilk geçiren. Yani terzilerin piri. Hazreti Nuh muazzam bir marangoz idi. Yani gemiciliğin ve gemicilerin piri. Belli değil midir? Tufanda gemiyi kim yapıverdi sanırsın ki? Hazreti Hud tüccar idi. İnsanlığa ticareti öğretti. Tacirlerin piri. Hazreti Lut tarihçiydi. Tarih ilminin piri. Hazreti Yusuf saati ilk kez icat edendir. Hem iyi ziraatçıdır. Hazreti Süleyman bakırcıların piri. Hazreti Harun demircilerin piri. Aynı zamanda ordularına bir düzen vermiş kumandan askerlerin piri. Ayılık işi ticaret işi değil. Manzaraya bir de bu pencereden bakmalı canlar. Bir Mesut Efendi anlatıverir ahilik sırrını. Bizimkisi laf ola. Ama öyle bakan da görülür ki mesele işi ibadet kılmaktır. Madem ki yeryüzü mescittir mümine, şu dükkanlarınız dahi bundan ayrı değil. Madem ki halka hizmet, hakka hizmettir, o vakit hizmeti düzgün görmek ibadettir. Sayıverdik işte. Peygamberlerin ne ihtiyacı var ki her biri bir mesleğin öncüsü ola? Ne o vakit mesele? Mesele üretmek. Aklı ve bedeni ile halkın, dahi cümle insanlığın, dahi cümle can sahibinin hizmetinde olmak. Nuh, ümmetini tufandan gemiyle kurtardı. Gemi yapacak kadar mahir bir marangoz olmaya idi. Nasıl yapacak idi? İşte halka da, insanlığa da hizmet böyledir. Bu işlere biraz da bu yönden bakıvermeli canlar.
bu meseleleri böyle anlamalı. Hazreti İdris iğneyi icat etmeyeydi, söküğümüzü neyle dikerdik? O vakit hem akli hem bedeni üretim ibadettir. Dahi Müslümana farzdır. Hayvanattan insan nice ayrılır? İşte böyle ayrılır. Üretmek ile, hem cinsinin hayatını kolaylaştırmak ile. Yoksa onlar da dilsiz değil, elsiz değil. Ama yaradan üretme vasfını bir tek insana vermiştir. Neden? Hizmet etsinler diye. İşte böyle canlar. Demiri o şuurla dövmeli. Keçiyi bu şuurla işlemeli. Deriyi bu şuurla yere çalmalı. Tohumu toprağa bu şuurla atmalı. Ahilik bu olsa gerek. Konuşuverse mi Şahin ile gerekirse? Şeyhimiz bir gelsin hele. Beklemekle ihtiyar olmazlar. Kafamıza göre din icat eden de kimseden icazet almayız. Ufak işler için izin isteriz. Vakit öldürürüz Yunus Efendi. Ama bu emri uygulamadan gider değiliz beyimizin huzuruna. Bize müsaade canlar. Dedem! Dedem! Şeyh dedem! Hayrolsun İsmail'im kurbanım. Nedir bu halın? Kolcular dergaha basmıştır dedem. Ne dersin bre sen? Ne zaman? Kim dedi İsmail? Hele bir müsaade edin canlar. De hele söyle İsmail'e kurban. Kolcubaşı ile kolcuları dergaha basmıştır dedem. Yunus Han karşı durur. Yetler. Bu ne zulümdür? De hadi ne ağlar. Hep birlikte gidelim o zaman. Gidelim şeyhim. Gidelim şeyhim. Hadi gidelim. Destur. Sarı. Hele bir otursak, öyle konuşsak. Yunus Efendi, size saygımız vardır. Ama emir ortadadır. Beyimizi bize teslim edin. Şeyhimiz yoktur deriz Sara. Şeyhim olmadan değil bir kişiyi. Dergahın bir çakıl taşını dahi teslim etmek haddimiz değildir. Kasım Efendi bunu bizden daha iyi bilirler. O vakit günah bizden gider efendiler. Vazifenin günahı yoktur. Arayın dergahı, bulun beyimizi. Sara. Biz size cevabımızı vermedik mi Sara? Ne hakla basarsınız başkasının hanesini? Davranın bre, getirin beyimizi. Sara. Böyle olmaz. Bu usulle olmaz. Çekin kolcuları geri. Bura hırgür meydanı değildir. Bu kapıda kimse İradesinin tersine muamele görmemiştir. Yetişkin kişi, hür fikirli, kendi kararın kendi kılar. Bunun aksini iddia, dahi davranmak, örfe de şeriata da aykırıdır. Bizim şeriatimiz beyimizin emridir Yunus Efendi. Bilirsiniz elbet. Beyimizi bize teslim edin. Kendi cevabını kendinden işittiniz. Şahin Bey nesne midir ki?
Nasıl teslim edelim istemez ise? Şahin Bey, varın hücrenize buyurun. Ne bekleyeceğiz Kasım Efendi? Biz emir kuluyuz. Ya kanımız akar ya da emri tatbik ederiz. Teslim edin Şahin Bey'i, varıp gidelim. Burada kimin böyle bir yetkisi var Sara? Daha kaç kere izah edeceğiz? Varın dönün, biz izahat veririz dayımıza. İzahat beklemez beyimiz. Şahin'i alıp gitmemizi bekler. Hayrolsun inşallah. Babama bir şey olmuyor ana. Hayır olsun efendiler. Yoktur bir şey hanım anam. Bir mesele hakkında karar kılmak için şeyhimizi bekleriz. Siz rahatınız bozmayın. Biz alakadar oluruz. Merakta kalmayın. Şeyhimiz de gelirimdi. Siz rahat edin hele. Ağam! Hayrola? Tapduk Ömre! Tam zamanında yetiştin. Hoş gelmişsiniz ağalar. Hoş görmüşüz Şeyh Efendi. Hayır olsun. Böyle cenge mi gidersiniz? Beyimiz Şahin Bey'i alıp varmamızı buyurmuştur. Şahin Bey ne buyurur ya bu işe? Şahin Bey dönmek istemezim demiştir şeyhim. Beyimiz Şahin Bey'in iradesini sormamıştır Şeyh Efendi. Alın gelin demiştir. Biz isteriz ki sulh ile hal yoluna koyalım bu meseleyi. Ne istersiniz o vakit bizden Sarı? Müsaade edin, Şahin Bey'i teslim alalım. Ya da siz teslim edin. Kendi teslim olmayanı biz nasıl teslim edelim ağam? Eşkıya mıyız ki? Ya da kolcu?
bu dergah Tapduk Emre dergahı değil midir? Siz Tapduk Emre değil misiniz? Pekala, var git deyin, gitsin. Teslim edin Beyzademizi bize. Söylediklerin içinde tek doğru, adımızın Tapduk Emre oluverdiğidir. Dergahın bizim olduğunu söylersin, yanlış söylersin. Git otur posta, senin ola. Biz göçücüyüz, dergah kalanların ola. Şimdi tutar da, ben bu kapıda kalmak isterim diyen birinin göndermemizi istersiniz. Bizim böyle ne bir yetkimiz ne de haddimiz var. Biz gel dememişiz ki git diyelim Sarı'a. Şeyh Efendi, bizim işimiz kılıç ile, söz ile değil. Söz ola, kılıçtan keskin Sarı Ağa. Şahin Bey'imizi bize teslim edeceksiniz. Şeyh Efendi! Yunus'um, hane halkını hareme alıver. Endişe edecek vaziyet yoktur hanım anam. Şeyhimiz de içeri geçsinler diye buyurmuştur. Şiciklerden haberim yok ki kızım. Sara, kişiyi haklı kılan üslubudur. Allah vere de günahın bağışlana. Ne günahı varmış Kasım'ın? Vazifesidir. Kol ağası değil midir? Devlet katından gelir. Döver de, söver de. Keyfi için yapacak değil ha? Burada bekleriz Şeyh Efendi. Babama çıkışırlar. Sahiden'in haberi yok mudur ki? Kocasının kolcuları hücum ederler babama. Ben bakarım ne olur. Dur, dur, dur. Nasıl durayım ana, babam orada. Duramazsın, duramazsın elbet ama namahremdir yavrum. Yunus Efendiler alakadar olurlar. Bekle de gör Sara. Kusur bilmez. Uyarsın sen be adam, yeter. Ne oldu yapmasın? Kimsiniz bre?
Hele içeri buyurun canlı. Atıma binerim. Ben atımdan inmeden Beyzademiz bize verile.